Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle TikTok'ta, Instagram'da bütün sosyal medya hesaplarında gördüğümüz ve canımızın her gördüğümüzde deli gibi çektiği çikolatalı o çilek tarifini yapacağız. Çok basit bir tarif zaten. Şimdi benim bu halim ne diye sorarsanız ben burun ameliyatı oldum. Onun videosunu da daha sonra çekeceğim. Biraz daha iyileşmeyi bekliyorum sadece. Evet. Şimdi malzemeler... Çilek ve çikolata. Evet, bu kadar. Sadece çok basit. Şimdi biz hemen malzemeleri alıp geliyoruz. Şimdi malzemelerimizi aldık. Bu çileğimiz. Bu da çikolatayımız. Çikolatayı hiçbir şekilde açmıyoruz. Sıcak su zaten burada hazır. Sıcak suyun içerisine bırakıyoruz bunu. Daha sonrasında bu eriyor. Şuradan küçük bir çizik atıyoruz ve üstüne döküyoruz. Şimdi ben çilekleri doğrayacağım. Şimdi Asel çilekleri doğramak istedi. Dikkat etmesi karşılığında ben de izin verdim. Bakalım nasıl kesecek. Ama büyük yerden mi geçeyim küçük mü? Küçük kes. Tamam. Eline dikkat et. Yeter mi? Dur bir dakika. Şöyle kapatalım. Bence burasını sen yap. Bence de. Ama şuralarını ben yapayım. Şu şuralarını da sen yap. Tamam. Bunlar çok büyük olduğu için bir de bunlara ortadan çizik atıyorum. Evet. Şuraya yavaş. Evet. Büyük olanlara şöyle çizik atacağım. Ay. Ama da hiç görmediğim için ablam bana yerini sarf ediyor. Sen mi kesmek istiyorsun? Al bakalım. Tamam. Az kalsın elime geliyordu. Aa. Kasemize koyuyoruz. Sen de koyabilirsin Asel. Kimin olsun? Bu benim. Senin olsun. Çikolatamız nerede? Çikolatamızı da eriteceğiz. Evet. Daha eritmedik. Şimdi. Ama seninkini de ben koyayım. Tamam. Şimdi bu şekilde. Evet, bu şekilde. Bu çikolatamız. Bunu bu şekilde bunun içine bırakıyoruz. Bunu direkt alalım hatta. Sonra sıcak suyu bu şekilde üzerine döküyoruz. Direkt erimeye başlayacak zaten. Sakın elini değdirme Asel, sıcak çünkü. Bu arada yaptığımız şey harika mükemmel. Bu şekilde bunun içerisine bırakıyoruz. Bu zaten sıcak su olduğu için bunu hemen eritiyor. Küçük bir çizik atacağız. Daha sonrasında çileklerin üzerine dökeceğiz ve fondü gibi olacak. Hatta fondünün aynısı olacak. Ben yine buralarını kesiyorum. Asel'e bırakıyorum ama dikkat et Asel lütfen. Tamam. Çünkü o çok keskin bir bıçak. Ben şimdi kaseyi buldum. Asel koyacak içine çilekleri. Arkadaşlar şu anda erimiş. Şimdi ablam alacak ama sıcak su olduğu için alamıyor. O yüzden o şeyi de alacak. Çatalla. Şimdi küçük bir çizgi yapacağız. Azıcık ama tamam mı? Şimdi bakalım gerçekten videodaki gibi olacak mı? Bence olacak. Ben... Aa, çok güzel. Evet. Şu alı ortalarda da sıkım. Çok güzel görünüyor ve bence çok lezzetli olacak. Bunu da yapalım. Mesela galiba şimdi seninkine sıktık. Bana çok bir şey kalmadı. Bence de. Dur. Şurada sıkabiliriz. Sık. Ve çok güzel görünüyor. Evet. Bak bakalım mesela tadı nasıl. Mesela kağıdın puding gibi kağıtta kalan son damlayı yiyor. Güzel mi? Güzel. Arkadaşlar bu Asel'inki, bu da benimki. Aralarına da katıp böyle üstüne tekrar çilek dolduranlar oluyordu ama ben öyle yapmak istemedim. Al bakalım Asel. Şimdi tadına bakacağız. Çatalla mı yesek, kaşıkla mı yesek diye düşündük ama bence çatalla. Abla, şimdi ablam buraya şey fotoğrafını koyabilir. O yüzden şimdi tarifine bakıp yapabilirsin.
Oy. Tamamdır. Dikkat et. Bence gayet güzel. Bence de. Bildiğin fondü yani. Fondünün pratik versiyonu. Tavada aynen falan eritmekten daha iyidir çikolatayı. Videomuz bu kadar. Çok güzel. Bitiremiyorum videoyu. Arkadaşlar. Şimdi bunları YouTube'a atacağız. Oradan izleyebilirsiniz. Bilirsiniz ama eğer ablamın ismini yazarsanız çıkabilir. Yazamayanlar hoparlörden söyleyebilir. Yazamayanlar hoparlörden söyleyebilir. Bizim videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay. Aşırı güzel ki video bitiremiyoruz. Evet, hem çok güzel hem çok pratik. Bence mutlaka deneyin. Görüşürüz.